أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح mükemmel davetin ve davanın, insanı dik ve diri tutan namazın Rabbi, Muhammed'e rıza vesilesini ve fazileti ver. Onu yüce ve yüksek mertebeye eriştir. Onu vaad ettiğin övülmüş bir makama kavuştur. Şüphe yok ki sen vaadinde sadıksın. Amin. Bu duaya biz de amin diyoruz sevgili dostlar. Allah kabul etsin. Şu anda iftar sofralarınızdasınız. En azından Edirne'ye kadar gelmedi ama İstanbul ve gerisi iftarlarını açtı. Hamdolsun Allah nimetleriyle bizi gene donandırdı, şenlendirdi. Elimiz o ikramlara uzandı. Şimdi biz stüdyomuzdaki misafirlerimize, bizi yalnız bırakmadıkları için, bize eşlik ettikleri için, sabırla, metanetle programımızı efendim yürüttükleri için ben teşekkür etmek durumundayım. Ve veda cümleleri olarak neler söyleriz onu almak durumundayım. Ben Allah'a hamd ediyorum. Bir kere Müslümanım. Ve oruç tutacak bir sıhhat verdi bana. Doğru. Ve izleyicilerimiz de şüphesiz öyleler. Allah kabul etsin. Biz de bu kadar konuşmanın üzerine ve bu kadar güzel bir ezan ve duanın üzerine ne denir? Allah kabul etsin. Allah amin. Şen bir bayrama eriştirsin. Amin. Bizden. Amin inşallah. Biz de mazlumlerdeki vazifenizde Allah razı efendim, olsun. Bereketler, hayırlar diliyoruz. Size ihtiyacımız var. Estağfurullah. Hakikaten her türlü, her konuda yardıma açık olduğumuzu buradan deklare ediyoruz. Biz de mutlaka sevgili kardeşlerimizin mazlumlar olarak desteğini istiyoruz, evet. Rica ediyoruz. Evet. İnşallah o duyarlılığı göstereceklerine eminim ben de. Sevgili Yusuf Armağan, sen ne söylersin? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben içinde bulunmuş olduğumuz çağda sözünü söylememiş tek unsurun Müslümanlar olduğunu düşünüyorum. Ve bu söz biz istesek de istemesek de bir gün mutlaka söylenecek. Müslümanlar sözlerini söyleyecekler. Biz olalım ya da olmayalım. O sözü, bizim de o sözü, hangi sözü kastettiğimizi farkına vararak o sözü aramamız gerektiğini düşünüyorum. Ve Ramazan'ın da böyle bir şey için çok müsait bir iklimi bize taşıdığını düşünüyorum. Ve bunu değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bayrama ulaşmayı ben de diliyorum. Allah razı olsun. Bütün izleyicilerimize de aynı dilek. O sözü olmayı çoğaltan, biriktiren, yankılandıran kullardan eylesin diye. İnşallah. Duayla, niyazla biz de kapatalım. Evet, söz yine sende Süleyman. Bugün yanına gelemedim çünkü. Orada şartlar müsait değil. Bir de şimdi korktum yani ne oluyor hani. Geçiş vesaire kameranın önünden mi geçeriz ne yaparız diye. O yüzden gelmiş kabul et. Gönüller ayakta biliyorsun.
Abi sen her zaman başımızın üstüsün. Estağfurullah. Yok, başın üstünde olmuyor. Yanında olayım. Kol kola dostane olsun. Eyvallah. Çünkü başımızın üstünde epeyce şey varsa kafamıza epey basılıyor. Birbirimize dostane olsun inşallah. Eyvallah. Yaklaşımımız. Aziz dost, ne söyleyeceksin? Bir Amasya türküsü var. İlahi formda. Türkü? Evet, bir türkü. Çok güzel. Ben de ikinci albümde okumuştum. Nice ağlamayım, etmeyim feryat diye onu söyleyelim inşallah. Çok güzel. Kaç albüm var senin? Benim 3 tane var. 3 tane değil mi? 3 tane var. Hiç bize göstermiyorsun, koklatmıyorsun. Ben 2003'te bir tane ilkini çıkarttım. İkincisi 2006'da Sultanım adında. 2007'de de son albüm çıkarttım. Ben 2 biliyordum bak, 3 çıktı. Görüyor musun? En ya arkadaşını tanımıyorsun. Böyle gafil olur mu ya insan? Tabii. Oluyor demek. Dostum seni dinliyoruz lütfen arkadaşlarla beraber. Eyvallah. Biz de veda ediyoruz efendim. Allah emanet olun. Nice ağlamayım, etmeye feryat. Allah Allah, etmeye bir gedası yem, aman aman bir gedası.